Uçuşlarımız sırasında kaygı ya da herhangi bir duygu hissetmiyoruz. Uçuş sırasında irtifa, sürat, gösteri merkezi, karşımızdan kesişim için gelen uçak gibi birçok parametreyi takip etmek durumunda olduğumuz için bunları takip ederken herhangi bir duygu hissetmiyoruz. Sadece işimizi yapıyoruz. Ancak tabii ki binlerce insanın önünde bir performans sergiliyorsunuz. Dolayısıyla uçuşa giderken biz de heyecanlanıyoruz. Biz de uçuşa heyecanla gidiyoruz. Ancak uçuş başladığında herhangi bir duygu kalmıyor. Sadece işimizi yapıyoruz ve yüksek disiplinde uçuşlarımızı icra ediyoruz. 30 Ağustos'ta Ankara'da öncelikle saat 12'de Anıtkabir üzerinde bir saygı uçuşumuz olacak. Onu icra ettikten sonra yine aynı gün 30 Ağustos'ta 18'de Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşumuz olacak. Tüm halkımızı bizimle birlikte zafer coşkusunu yaşamak için Mogan Gölü'ne saat 18'de 30 Ağustos Cuma günü bekliyoruz. 2013 yılından beri Türk Yıldızları'nda görev yapıyorum. Dolayısıyla Türk Yıldızları'nda farklı konumlarda görevler icra ettim ve uçtum. 2024 yılından itibaren de bu yıl team lideri olarak görev yapıyorum. Türk Yıldızları'ndaki tüm pozisyonlar gerçekten zor ve ciddi disiplin ve emek isteyen görevler. Tüm kolun sorumluluğu team liderinde olduğu için biraz daha ciddi bir sorumluluk. Hep birlikte arkadaşlarla birlikte elimizden geleni yapıp en iyi gösteriyi çıkartmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Nerede duracağız? Hoş geldiniz. ...134 Akrutin Filo Komutanlığı'nda görev alan tüm pilotlar şu anda gösteri pilot olarak görev yapmaktadırlar. Buraya görevlendirilmeden önce veya burada görevlendirildikten sonra Hava Kuvvetleri'nin herhangi bir biriminde görev almaya devam etmekteyiz. Bu görevler gerektiği zaman yeni pilotlarımızın eğitimlerinde öğretmen pilot olarak veya Hava Kuvvetlerimizin menfaati doğrultusunda görev verilen herhangi bir noktada jet pilot olarak görev yapmaya devam etmekteyiz. Bugün buradaki görevlerimizde duman atıyoruz ama yeri geldiği zaman iyi şekilde bomba atmasını da biliyoruz. Öncelikle dünyada bir tim kurulduğunda hava kuvvetlerinin temsilcisi olarak görülür. Bu durum tabii ki bizde de böyledir. Ancak bizim halkımızla gönülden bir bağ kurma olayı var. Halkımızın bizim acılarımızla üzülüp başarılarımızla mutlu olmaları, gösterilerimizde de birçok kez karşılaşıyoruz. Halkımızın gösterilerimizi izlerken gözlerinde oluşan nem, hayranlık uyandıran bakışlar, bir annemizin elini açıp dua etmesi gibi birçok gurur verici olaya tanık oluyoruz. Bu da bizim Türk milletine özgü olan kutsal bir enerjidir. Bizlerin de en büyük motivasyon kaynağıdır.
Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara semalarında vatandaşlarla buluşacak. Öncelikle bu ekipte bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Türk Yıldızları ekibinde uçuş tesisatlarından sorumlu personel olarak çalışmaktayım. Uçuş tesisatları deyince aklımıza kask, maske, harnes ve G-Suit gelmektedir. Bu uçuş tesisatları pilotlarımızın uçuşlarını güvenli ve konforlu bir şekilde sağlamalarına destek sağlamaktadır. Ben de uçuş tesisatlarından sorumlu personel olarak bu uçuş tesisatlarının uçuşa daima hazır bulundurmasını sağlıyorum. Komutanım ben iletirim.